Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da kamera döndürme animasyonlarını oldukça kolaylaştıracak bir eklentiyi tanıtacağım sizlere. Bu eklentimizin adı Turnaround Camera. Eklentimizi aktif hale getirmeden önce bir sahne oluşturalım. Öncelikle bir zemin oluşturuyoruz. Sonra buraya bir tane maymun nesnesi ekleyelim. Bunu Z oranında bir derece yukarıya alalım. Subdivision Surface ekleyelim ve Shade Smooth diyelim. Modelin daha detaylı görüntülenmesi için birkaç ayarı değiştirelim. Cavity'ye alalım. Type'ı da Boat'a alabiliriz. E şimdi kameramızı döndürmemize yardımcı olacak eklentimizi aktif hale getirelim. Edit menüsünde tercihlere gidiyoruz. Arama bölümünde Turn yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Turn Around kamera. Bunu aktif hale getiriyoruz. Sonrasında N'ye basalım. Özellikler penceresini açalım. Burada en altta Animate adında bir sekmemiz vardır. Buna tıklayalım. Evet, sonrasında Turnaround kamera ayarlarına ulaşabiliriz. Burada öncelikle Turnaround adında bir butonumuz vardır. Butona basmamız gerekiyor. Diğer ayarları yaptıktan sonra hangi nesnenin seçilmiş olduğunu gösteriyor. Mesela alttaki nesneyi seçersek hemen Plane ile değiştirilir. Tekrardan buradaki maymun nesnesini seçelim. Çünkü kamera burada bu maymun nesnesinin etrafında dönecek. Şimdi sıfırla kamera açısına bir girelim. Burada Turnaround butonuna tıkladıktan sonra artık kameramız buradaki maymun nesnesinin etrafında dönecektir. Hemen tıklayalım. Animasyonu oynatalım. Şurayı biraz yukarı alabiliriz. Evet dikkat ederseniz şu anda kameramız buradaki maymun nesnesinin çevresinde dolaşmakta. Peki kamera ayarını değiştiremez miyiz? Şöyle yapabiliriz. Kamerayı seçelim. N'ye basalım. Ardından view sekmesine gelelim. Burada kamera to view diyerek kamera bakış açısından gezinelim. Şimdi fare tekerleğine tıklayıp kameranın açısını istediğimiz alana alabiliriz. Mesela şu açıda tutabiliriz. Ardından oynatalım. Bakın bu kez bu açıdan kameramız döndürülmekte. Evet dilerseniz kamera ayarlarını da sıfırlayabilirsiniz. Şöyle başa alalım. Kameramız seçiliyken alt R ve G'ye bastığımız zaman kameranın sıfırlandığını görüyoruz. Bunu X ekseninde şöyle 90 derece döndürürüz. Sonrasında bu kamerayı bir miktar geriye alalım. Kamera açısından bakalım. E şimdi animasyonu oynatalım. Evet, şu anda bu açıdan döndürme işlemini yaptığımızı görüyoruz. Tekrardan nesnemizi seçelim. Ardından Animate sekmesine tekrardan gelelim. Burada isterseniz çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela şu anda z ekseninde döndürüyor. Eğer burada eksi z derseniz ters istikamette döndürecektir. Tekrar turn round diyelim. Bakın bu kez kamerayı ters yönde döndürmektedir. Evet ayrıca isterseniz burayı sıfır yapalım. X ekseninde de döndürebilirsiniz. Şimdi bir oynatalım. Tabi Öncelikle turn around düğmesine mutlaka basmamız gerekiyor. Evet şu anda kamerayı bu şekilde döndürdüğünü görmekteyiz. Evet ayrıca bir de y ekseninde deneyelim. Buraya bir değerini girelim. Turn around diyelim. Oynatalım. Bu sefer bu şekilde döndürüyoruz. Evet şimdi şöyle tekrardan x'e e bir değerini girelim. Yukarıda animasyonun ne kadar süreceğini de belirleyebiliyoruz. Mesela 100 diyelim. Tekrar turn around dediğimiz zaman bakın burada da zaman akışında hemen değişiklik yaptı. Şimdi animasyon birden 100'e kadar gerçekleşecek ve tabii ki birazcık daha hızlı olacaktır. Şimdi alt kısımda bazı ayarlar var. Bu faydalı olanlarını tanıyalım. Back and forward ileriye ve geriye almaktadır. Tekrar turn around diyelim. Şöyle oynatalım. Evet bakın. Belli bir yere geldikten sonra tekrardan mesela yarıya kadar geliyor. Burada 50'ye kadar. 50'den sonra tekrar eski konumuna geçiyor. Bir kere daha oynatalım. Evet gayet güzel. Evet, şimdi x değerini resetliyorum. Tekrardan z değerine bir girelim. Oynatalım. Tabii düğmeye basmayı unutmamak gerekiyor. Evet. Bu şekilde bir animasyon oluşturuyoruz. Bu animasyonu cursor'a göre de yapabilirsiniz. Use cursor position diyelim. Mesela cursor'ı şöyle uzağa bir yere taşıyabiliriz. Örneğin şuraya bir yere alalım. Tekrar kamera açısına girelim. Turn around diyelim. Animasyonumuzun nasıl bir şekil aldığını görelim. Bakın şu anda animasyonu cursor'a göre yapmakta Tabii ki cursor'ı çok uzağa taşıdık. Şöyle mesela daha yakın bir yere taşırsak, şuralarda bir yerde turn around diyelim, oynatalım. Bakın animasyonu bu sefer cursor etrafında yapmış oluyoruz. Buradan cursor'ı kaldırıp tekrardan turn around dersek eski ayarlarına almış oluruz. Ayrıca bir de clear kamera vardır. Bu kameranın önceki pozisyonlarını temizlemektedir. Evet ayrıca burada lens efekti var. Şöyle yapalım maymunu silelim. Yalnız maymunu silmeden önce cursor'ı orijine taşıyalım. Maymun nesnesini sildikten sonra tekrar buraya bir tane maymun ekleyebiliriz. Evet bunu yine bir derece şöyle yukarıya kaldıralım. Subdivision Surface ekleyelim. Shade Smooth diyelim. Kamerayı bir miktar tabii ki yukarıya alacağız. Tekrar nesneyi seçelim burada bekem forward'ı ve clear kamerayı kaldırabiliriz. Normal bir turn around animasyonu yapalım. Sonra bir de burada mesela dolly zoom yapabiliriz. Turn around diyelim. Bir bakalım. Evet. Burada tabii 35'ten 35'e yapmış. Çeşitli değişiklikler yapabiliriz mesela 35'ten 55'e diyelim. Sonrasında tekrar turn around diyelim bir oynatalım. Evet. Bakın dikkat ederseniz yavaş yavaş e, uzaktan başlayıp buradaki maymun nesnesine yaklaşmakta. Örneğin burayı e, 70 yapalım. Tekrardan turn around diyelim. Dikkat ederseniz giderek maymuna daha da yakınlaştığımızı görmekteyiz. Evet ayrıca diğer bir seçenek de var. Dolizum. Buna bir bakalım. Açıklama var mı? Evet. Buna da tekrardan turn round diyelim. Bir bakalım. Evet. Çok büyük bir fark göremedim. Belki farklı bir yöntem uyguluyor olabilir. Bir kere daha deneyelim. Evet. Bakın bunda dikkat ederseniz buraya kadar yaklaşıyor. Bir süre merkezde dönüyor. Bir diğerinde tekrardan eski pozisyonunu alıyor. Tekrar turn around diyelim. Şöyle yavaştan oynatalım. Evet, biraz daha ilerleyelim bakın. Eski pozisyonuna almış oluyor. Yani ortada dönüp bunu yakınlaşmış haliyle tutmuyor uzak başlıyor. Yani tekrar eski halini alıyor. Bunu da çeşitli animasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Hatta şöyle back and forward'la bir harmanlayalım. Bir bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Oynatalım. Evet. Böyle bir animasyon da oluşturabilirsiniz. Hatta diğer değerlerle de yine çeşitli animasyonlar oluşturabilirsiniz. Mesela hem Y'de hem de Z'de örneğin şöyle değerler girsek, bir harmanlama yapsak bir bakalım. Evet bakın, bu şekilde animasyonlarda oluşturabilirsiniz. Çeşitli vertigo efektleri de verebilmek mümkün. Sizler denersiniz buradaki ayarları ve çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Faranjit rahatsızlığım olduğu için bir süre ders hazırlamadım. Şu anda sesimdeki değişikliğin de farkına varmış olabilirsiniz. Kısa zamanda toparlanmayı umut ediyorum. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın.